sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere zor olan hatta çok zor olan çevre problemlerini nasıl çözeceğimizi anlatacağım. İsterseniz siz kendinizi denemek maksadıyla her sorudan önce videoyu durdurup kendi çözümünüzü kendi defterinizde yapın. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırıp kendinizi denemiş olursunuz. Şimdi dikkat edeceğimiz ilk şey soruları bir kere çok dikkatli okuyacağız. Ve soruda söylenenleri sırayla uygulayacağız. Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım. Büyük karenin çevresi 64 santimetre diyor. Hemen yazıyorum. Bakın şu büyük karenin çevresi 64'müş. İçine yazdım. Ortanca karenin çevresi büyük karenin çevresinin yarısı diyor. Onu bilmiyoruz. Şimdi bulacağız. Ve küçük karenin çevresi ortanca karenin çevresinin yarısı. Yani bu büyüğün yarısı küçük olan da bunun yarısı. Hepsi birbirinin yarısı olarak devam ediyormuş. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi şeklimizin çevresini bulmak için ben bütün etrafındaki kenarlarının ölçüsünü, uzunluğunu bilmem gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? İlk önce küçük karemizin çevresi, ortanca karemizin çevresini daha sonra küçük karenin çevresini bulup kenarlarına ulaşacağım. Ne diyordu? Ortanca karenin çevresi büyüğün yarısı diyordu. Hemen uygulayalım. 64'ün yarısını bulmak için ikiye bölüyorum. Evet. 4'te 2. 2 defa var. Şimdi ortanca karenin çevresini buldum. 32. Bu dursun. Küçüğü de buluyorum. Küçük de ortancanın yarısıydı. O zaman 32'yi de 2'ye bölüyorum tekrar. Evet. 1 kere var. 12'de 2. 6 defa var. Küçüğün çevresi de 16 oldu. Şimdi kenarlara artık ulaşabilirim. 64'ü hepsi kare olduğuna göre zaten kare diyordu sorumuzda. 4 kenarı olduğu için 64'ü 4'e bölüp bir kenarını bulmam gerekiyor. 64'ü 4'e bölüyorum. Evet, 1 defa var. 6 defa var. Şimdi buradaki karemizin, büyük karemizin kenarlarının 16 olduğunu öğrendim. Şurayı 16. Şurası 16, şurası 16 ve burası da 16. Burayı da yazalım. Şimdi Diğer ortanca kareye geçiyorum. Yine bunu da 4'e bölüyorum. 32'yi 4'e böldüğüm zaman. Bunu zihinden de bölebilirsiniz isterseniz. 8 kere 4, 32. Yani bir kenarı 8'miş. Şurası 8. Şurası da 8. Bu kenar da 8 oluyor. Yani orayı da yazmıyorum. Çok karışık olmasın diye. Şimdi geldik küçük kareye. Küçük karenin de çevresi 16 olduğuna göre. 16 ile 4'e böldüğümüz zaman. 4 çıkar. Ne oldu şimdi? Onun da bir kenarı 4. Yani şurası da 4. Şurası da 4. Bakın çevresinin bütün kenarlarını buldum. Yalnız bulmadığım iki tane kenar kaldı. Bakın şurasını bulamadım ve şurasını bulamadım. Bunları nereden bulacağım? Şuradan bulacağım. Biliyorsunuz büyük karenin e, kenarı 16 idi. Ortanca karenin kenarı da 8 idi. O zaman 16'dan 8'i çıkarırsam şurası 8 olur. Şurası da 8 olur. Bakın şu uzun kenar 16 olduğuna göre. Demek ki burası 8 olduğuna göre burası da 8 olur. Şurayı da buldum. Şimdi geldik buraya. Burada bir kenar 8 olduğuna göre ve bunun da bir kenarı 4 olduğuna göre o zaman burası da 4 olur. 8'den 4'ü çıkardığımız zaman şu kenarı da buldum. Şimdi ne yapacağım? Bütün etrafını, buradaki şeklin etrafını bulmak için ne yapacağım? Her yerini toplayacağım. Şuradan büyükten başlayalım. 16'dan başlayalım. Bak 16 3 tane 16 var. Yazalım şöyle. Nereye yazalım? Sığdırabileceğim bir yere. He. 3 tane 16 yazdım. Sonra ne var? 8 4 4 4. Bakın bir tane 8, 3 tane 4 var. Sırayla gidiyorum. Hatta zihinden toplayalım. 8 4 daha 12 16 20 şurası da 4 24 ve 1 8 burada var 32 1 8 de burada var 40 oldu. Onların da hepsini aklımdan topladım ve şimdi hepsini topluyorum. 6 3 tane 6 ne yaptı? 18. Elde var 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8. Ne çıktı? 88 santimetre çıktı. Cevabımız D şıkkı oldu. Bu şekilde bulduk. Çevresini bulurken içindeki kenarları biliyorsunuz toplamıyoruz. Ne yapıyoruz? Etrafındaki kenarları topluyoruz ve buradaki bütün halindeki bu şeklimizin çevresini bulmuş olduk. Zor bir soru gerçekten. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki şekil eş karelerden oluşmuştur diyor. Bir karenin çevresi 24 santimetre olduğuna göre şeklin çevresi kaç milimetredir? Şimdi bir karenin çevresi 24'müş. Yani bütün hepsi eşit karelermiş zaten. Eş kareler diyor. Ben çevresini bulmak için ne yapmalıyım? Bütün kenarlarının uzunluklarını bilmem lazım dışarıdaki. 24'ü 4'e bölersem hemen bölüyorum. 6 defa var bir karenin kenarının 6 olduğunu öğrenmiş oldum. Ve bütün kareler eşit olduğuna göre o zaman bütün kenarlar 6. Bu şekilde her yer 6. Bakalım kaç kenar var hepsini bir sayalım. Bir kenar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kenar var. Yani 14 tane 6 var demektir. 14 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 1 6 2 de elde 8 84 santimetre oldu. Ve ne yapıyorum 84 santimetreyi milimetreye döndürüyorum. Hemen gidip de bunu işaretlemiyorum. Çünkü bir ben ne buldum santimetre bana burada santimetre vermişti. Soruda bir e, şey var kurnazlık var sonucu milimetre istiyor sizi şaşırtmak için. 84 santimetreyi de milimetreye döndürmem gerekiyor. Santimetreyi milimetreye döndürürken ne yapıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. Yani 84'ün yanına bir sıfır eklediğimiz zaman 840 milimetre yapıyor. Ve cevap B şıkkı oluyor. Geldik 3. sorumuza. Hemen okuyalım. Yukarıdaki şekil 3 eşkenar üçgenden oluşmakta ve çevresi 81 santimetredir. AB uzunluğunun 2 katı kaç santimetredir? Yani bize şu A ile B'nin arasındaki şu Tabandaki uzunluğun 2 katını soruyor. Hemen bakalım ve şeklimiz eşkenar üçgenlerden oluşuyormuş ve çevresi 81'miş. Yani bu şeklin çevresi şu kenarlarını ölçtüğümüz zaman topladığımız zaman 81 ediyormuş. İlk önce ben ne yapmalıyım? Bir kenarı bulmalıyım ki buradaki AB uzunluğuna ulaşabileyim. 81'i ilk önce kaça böleceğim? Bakalım kaç kenar var? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kenar var. 9 tane eş kenar var. Çünkü eş kenar üçgen. O zaman 81'i 9'a bölüyorum. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. 9 kere 9, 81. Demek ki bir kenarın 9 olduğunu öğrendim. Yani eş kenar üçgenlerimizin her kenarı 9'ar santimetreymiş. Ve e, ne diyordu? AB kenarının uzunluğunun 2 katı diyordu. Şimdi uzunluğunu bulalım. 3 kere 9. Şöyle çarpalım. 3 kere 9 27. Hemen gidip 27'yi işaretlemiyoruz tabii ki. Çünkü biz kenarı bulduk ama bunun 2 katını soruyor. O zaman 27 ile de 2'yi çarptığımız zaman 14, 54 yapıyor. Demek ki cevap 54 cm oluyor. A şıkkını işaretlemem gerekiyor. Geldik 4. sorumuza. 4. sorumuz da zor bir soru. Okuyalım. Çevresi 108 santimetre olan dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 5'te biridir. Uzun kenarı kaç milimetredir diyor. Ne yapacağız? Hemen bir dikdörtgen çizeceğiz tabii ki. Şöyle söylenenleri yazacağız ki ona göre ne yapacağımıza karar verelim. Çevresi 108 santimetreymiş. Tamam. Bunu öğrendik. Kısa kenarı uzun kenarının 5'te biridir diyor. Şimdi kısa kenarı bir kutu olsa bilmiyoruz ya kaç santimetre olur. Uzun kenar o zaman ne olur? 5 kutu olur. Bakın 3, 4, 5. 5 kutu ise bu da bunun 5'te biri ve 1 bir kutu oluyor. Yani şuraya 5 kutu diyelim. Buraya da 1 kutu diyelim. Karşıdaki uzun kenar ne olur? O da 5 kutu olur. Tabii ki 5 yazalım oraya da. Kısa kenarda 1 kutu olur. Şimdi dikdörtgenin çevresini nasıl buluyoruz biz? Uzun ve kısa kenarları toplayıp buluyoruz. Yani bakalım 5 6, 11, 12. Ne oluyor o zaman? 12 kutu oluyor etrafı. 108'i ne yapalım? 12'ye bölelim. Ve böylece bir kutunun ne kadar olduğunu bulalım. 1'de 12 yok. 10'da yok. 108'i böleceğiz. Hepsini beraber. 9 defa olur. 9 kere 2 18. 9 kere 1 9. Bir de elde 10. 108 oldu. Demek ki bir kutu 9 çıktı. Yani şu kısa kenar 9 santimetreymiş. Uzun kenar ne oluyor? Uzun kenarda kısa kenarın 5 katı. Çünkü bu 5'te 1 olduğuna göre. O zaman 9 ile 5'i çarpalım. 9 çarpı 5. 45. Ne oldu? 45 santimetre. Şimdi uzun kenarda bulduk. 45 santimetre. Ne yapacağız? Hemen gidip C şıkkını işaretlemeyeceğiz. Niye? Çünkü sorunun sonuna çok dikkat edeceğiz. Uzun kenarı kaç milimetredir diyor. He, santimetreyi milimetreye döndüreceğiz. 45 santimetre eşittir. Milimetreye döndürürken ne yapıyorduk santimetreleri? 10 ile çarpıyorduk. 45 çarpı 10 yanına bir sıfır ekleriz. 450 milimetre olur ve cevap D şıkkı olur. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Yine bu videolarımızın devamı da olacak. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.